Yine muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocamız Atatürk'le ilgili anasının Ehl-i Beyt soyundan, babasının Ehl-i Beyt soyundan olduğunu, kendisinin hafız olduğunu bize anlatmamış olsaydı Mustafa Kemal Atatürk'e olan husumetimiz, ailesine olan yanlış tavırlarımızdan dolayı ölseydik değecek miydi? Bunları bir düşünmemiz lazım. Bir değerlendirmemiz lazım. Biz şöyle anladık, zannettik ki saltanat eşittir İslam. Hayır. Saltanat İslam'a eşit değil. Nasıl bir İslam ki adam kardeşini öldürüyor, padişah kardeşini öldürüyor, hem de daha çocukken. Buna İslam diyoruz. İslam buna müsaade etmiyor. Bunları öğrenmeseydik. Diğer taraftan mesela ne mutlu Türk'üm diyene cümlesi var Atatürk'ün. Bu cümleyi sıradan insanların söylemesi var. Bir de Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ifadesi var. Ne diyor? Bu diyor bir Türk milleti demek. Türk milleti demek bir ırk kafataşçılık değil. Bu bir medeniyettir, bir maneviyattır, bir kültürdür. Buna inanmak. Bunu bu şekilde anlamasaydık, yani esasen diyor ne mutlu Türk'üm diyenenin, yani bu cümlenin açılımı, biliyorsunuz Lozan'da diyorlar ki Kürtler azınlıktır. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki hayır, Kürtler Müslümandır. Müslüman olanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün Müslümanlar bu memleketin asıl unsurlarıdır. Dolayısıyla ne mutlu Türk'üm diyene cümlesinin gerçekteki açılımı ne mutlu Müslümanım diyenedir diyor. Kim? Profesör Doktor Haydar Baş Bey.